Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz, istiyamelatü dediğimiz lenin kullanım çeşitlerini toplu olarak göreceğiz burada. Kavaidül Luga'da bu Benedek Arapçanın 12, 4. kitabın, Benedek'in 4. kitabının 12. ünitesi bu. Bunlar birkaç gruptan oluşuyor. Bir tanesi nafiyetün lil fiyali vel ismi. Fiil ve ismi olumsuz yapan lalardır. Hemen bir bakalım. İnna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah aşırı gidenleri e, sevmez. Şimdi la yuhibbu ley kaldırırsanız yuhibbu sever. La geldi sevmez. Olumsuz yaptı. Başka bir şey yok. La ya'riful hayra illa ehluhu. Hayrı ehlinden başkası bilmez. Ley kaldırırsanız bilir olacak. La ufaddilu el-ashaa'a Akşam yemeğini geç tercih etmem. La ufaddilu. Câ'e sa'idun la aliyyum. Said geldi. Ali değil. E, udu li Muhammeden. Bana Muhammed'i çağır. La ehâhu. Kardeşini değil. Gördüğümüz üzere birinci tür bu. Peki. ikinci türe geliyoruz. Nafiyetun lil cins. Cinsini nefiyeden. Peki onun özelliği neydi? Özelliği şu. Bir nekre kelime gelir ama fetha üzere mebnidir. La hayra fi kesirin min Onların fısıltarak konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Cinsin nefiyettiği için hayır türünde hiçbir şey yoktur demektir. Peki. la talibe fil fasli. Sınıfta öğrenci adına kimse yok. Yani o cinsten öyle bir şey yok anlamında zorlayıp netleştirebiliriz. La berakata fi ilmin la yenfa'a bazen arada farklı bilgiler de verirsek olur. E, la fi ilmin. Bir ilimde bereket yoktur. Ama bunun bir sıfatı var. Neymiş o sıfat? La yenfa. Faydasız. Fayda vermeyen ilimde bereket yoktur. Bu ilminin sıfatıdır. Çünkü arkadaşlar bütün nekriden sonra gelen fiiller onun sıfatıdır. Ben cümleler diyeyim özetle. Çünkü fiillerin dışında da var onun onun sıfatı. Dolayısıyla fayda vermeyen ilimde bereket yoktur oluyor. Bu konumuz dışındaydı tabii. Yine yani de sıkıştırdım araya. Bunlar cinsin nefi ediyorlar. Ee, gelelim ele <laughs> amilatu e, amele leyse. görevini yapan lalar. Bunlar nadir kullanılan özelliğe sahipler. Peki ne özelliği var? Şu. Hani leyse me vardı. Me çeşitleri içerisinde leysenin amelini yapan vardı orada marife mütada ve nekre haber gelir ve la onun sıfatı olurdu. Ama burada durum başka. Peki buradaki durum ne? Burada la'nın ismi de nekre gelir, haberi de nekre gelir. Bu la'yı alırsanız o zaman buradaki ismi marife yaparak leyse getirebilirsiniz. Yani leyse zamanun müsaliben de diyebilirsiniz. la zamanun müsalibene ne Leyse ez zemenu müsalibene. Birinci de belki atam dedim hemen değilim. Cümle anlam olarak la'nın la olmadığını düşünürsek zamanın ya da ez zemanu diyelim. Müsalimun zaman kimseye eziyet etmez. Ama burada la getirerek cümleyi olumsuz etmiş. etmiş. Yani zaman kimseye eziyet etmez değildir diyor. La zamanun müsalimen. La mecdun baqiyen. E, şöhret, şan şöhret e, baki değildir. Yani bunu siz leyse gibi anladınız mı? iş biter. La ahadun munkiran hakka validey. E, valideyninin hakkını inkar eden etmez. La ahadun. Kimse validenin hakkını yani leyse ahadun munkiran gibi değil. Leysel ahadu. Kimse inkar etmez yani bu şekilde bir anlam veririz. Evet, buradan sonra da el mulgat geldi arkadaşlar. Mulgat nedir? Mulgat şu. İrabı e, irabı ilga olmuş. İrab etkisi kalmamış. Niye kalmaz? Şundan dolayı kalmaz. Mesela şurada demiştik ki eee nefi lil cins olduğu zaman e, nekre olur, fetha üzere mebni olur, La berekete. Peki nekre olmasa ne olacak? İşte illa, la'nın buradaki ameli illa olmuş olacak. Ya da zamanda da el takısı gelse, ya da araya illa gelse, e, bu, bu durumlarda mülgaatun olur. Ya da la'nın tekrarı olsa yukarıda vardı, şimdi götüremiyorum. Peki, e, bir bal bir bakalım şimdi niye bunlar mülgatun olmuşlar? Yani ameli ilga olmuş. Ameli ilga dikkat edin. İrabının ameli ilgadır ha. Anlam olarak hala olumsuzluk yapmaktadır cümleyi. Pro anlam olarak problem yok. La el hamilu muhrizun necaha. Hamil tembel demek keslen. Muhrizun elde etmek. En necah başarı elde edecek etmez. Burada el takısı aldığı için bu ne e, ne nefil cins olabilmiş ne, ne, ne de leysen amelini görebilmiş. E, dolayısıyla bu normal bir olumsuz cümle olmuş. La el -hamil. Hocam ne fark eder de ben bu ikisinin arasında zaten fark anlamıyorum diyen varsa hiç yorulmayın zaten. Cümleyi olumsuz olduğunu anlıyorsanız yeterli. La el muhrizun necah. Yani tembel başarı elde edemez la el ilmu muhtaqarun Yani ilim değeri düşük değildir. Hakir değildir. La camiatun illa Kapalı üniversite yoktur. Şimdi burada da niye şey olmadı? İlla geldiği için. Demiştim az önce burada araya illa gelirse e, amel etmez. Dolayısıyla mulgatuna dahil olur. La <laughs> fissevbi Uzun ve Elbisede ne uzunluk var ne de kısa. Hani tekrar etmeyecek demiştik. Tekrar ettiği için ilga oldu ameli. La fin belah ve temir. Ağaçta işte ne belah var ne de temir var. İkisi de hurma çeşidi. Birisi taze birisi ya da neyse öyle bir şey. Peki nahiye geldi. Nahiye nedir? Nahiye e, yasak. Hani yapma, etme şeklindeki yasak olanlar. Bakalım nasılmış. La tuhmil Dursak. Dersini ihmal etme. La ta'si valideyik. Valideynle isyan etme. Bunlar hep olumsuz yapanlar. La tuhmil yapma, etme, gitme. Sonuç suikullu gelir bu sebepten. Meczumdur. E, bu niye meczum olmadı? Bu da meczumdur. E, meczumluk alameti olarak sonundaki illet harfi düşmüş arkadaşlar. La tufariqil cemaate. E, cemaatten ayrılma. La tufariq bu sükunludur arkadaşlar. Burada kesreyle geçiş yaptırdığı sizi şaşırtmasın. O sadece e, e, burada hareke. Yani es sükunize hurrike hurrike bil kesre. Yani ke harf harekelendiği zaman kesreyle harekeleniyor. Tamam. Peki. Cevabı hel bir de hemze. Soru edatları olan hel ve hemzeye cevaplarda evet e, değil de hayır diyecekseniz la kullanırsınız. Mesela Etarifu racil adam tanıyor musun? La tanımıyorum. Hel tuhibbu semek balık sever misin? La sevmem. Hayır yani. Hel musafir yolcu ayrıldı mı? La yolcu ayrılmadı. Şu kaydeyi de kısaca okumak istiyorum merak edenler olursa. Tüstamelü la, la kullanılır. İstiyamelati müteadide birçok kullanım şeklinde ve muhtelife farklı fi manaha ve fi amelihe hem manasında hem de amelinde bunlar çeşitli kullanım varmış. Femin haysul mana mana açısından tenkasimu ile selaset yapsam üç bölüm ayrılır. Neyler? Nafiye, nahiye, cevabiye. Nafiye normal cümleyi olumsuz yapar. Nahiye yasak, nehi yani la tektub gibi. Cevabiye de her kitapta le gibi yani bir soruya hayır diye cevap vermek istediğinizde. Mana açısından böyle üç farklı boyutu varmış. Min haysül amel. Amel açısından, amelden kasıt şudur. Hareke üzerinde yapılabilen, yapabildiği değişiklik. Yani le eğer hareke üzerine değişiklik yapabiliyorsa amel etmiş anlamına geliyor. Manayla alakası yok bu durumun. E, Tenkasimu ile erbaat yaksam. Dörde bürünüyor. Bir, gayril amile. E, amel etmeyenler yani normal bir fiili ketebtü derseyel ya da ektubu ders dediğinizde hiçbir amel etmez. Yani değişikliğe uğratmaz cümleyi. Amiletin amele inne bir bi şurutin. innenin amelini e, yapanlar ki bu innenin ameli e, ve hiye cinsi. Ki bu da nafiye lil cinstir. Nafiye cins işte la raybe fihi gibi. Yani bu elif la mim zelkel, kitabu, la raybe fihi. Oradaki la raybe o cinsin nefi diyor ya işte bu innen amelini yapar. Ama bir şurut diyor. Yani bazı şartlar var. Ya almayacak, tembin almayacak gibisinden. Amiletin amele leyse. E, leysen'in görevini yapanlar, o da bir şurutun, o da el takısı şartlara bağlı yani el takısı almaz, haberle ismin arasına illa gelmez. E, cezimetin lil mudari bir de muzari cezmeden var ki o da zaten la tektubdaki şeydir. Bunlar amel etmiş olan edenler, bunlar da e, anlam açısından bunlar da e, amel açısından lanın çeşitleri. Evet, birinci alıştırma yapacağız. Et tadribül Beyin nev'ayla lan çeşidini açıkla ve amelehe ve amelinde filan sıratı Aşağıdaki örneklerde. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Lime tekulun. Neden söylersiniz? Me o şeyi ki la tef'alun. Yapmıyorsunuz. Şimdi buradaki e, la tef'alun e, normal cümleyi olumsuz yaptı. Amel etkisi yok. Ya bu neyye? La şirk billah ey yavrum Allah'a şirk koşma. Bak burada amel ediyor. Fiili meczum yapıyor. Çünkü la en nahiye, yani e, nahiyedir. Yani nehy yasaklar. Peki. La ya'lem lugaybe illallah. Gaybi Allah'tan başkası bilmez. Burada da e, normal cümleyi olumsuz yapmış oldu. Hmm. Zelkel kitab la O kitap ki onda şüphe yoktur. La raybe fihi. Burada cinsini nefiden la ile karşılaşmış olduk. La lavun fiha ve la te'sim. Evet cümle olumsuz yapıyor. Bu da mulgatın diyebiliriz. Yani la tekrar edildiği için amel etmiyor. La lavun fiha orada ne bir eğlence var. Ve la şey boş lağvuna eğlence yanlış dedim. Boş şeyler. Ve la te'sim ne de bir günah var. La yuhibullahu'l cehre bis su'i. Allah kötülükleri açıktan olmasını sevmez. Minel kavli illa men zulim. Buradaki minel kavliyi biz bil kavli diye anlarsak çok daha şey oldu. yani el cehre bil kavli. Yani açıkça söz ile kötü bir şeyi Allah sevmez. Bir suyu kötülüğü. İlle men zulüm. Zulme uğrayanlar istisna. Onlar açıkça kötü bir, kötü bir şey söyleyebilirler gibi oluyor. Ya da iyice izin var gibisinden. Burada la yuhibbu yuhibbu sadece olumsuz yaptı. Başka bir etkisi yok. La a'budu ma ta'budun. Ben ibadet etmem sizin ibadet ettiğinize. Eş şey ellezî ta'budun gibi düşünebilirsiniz buradaki mey eş şey ellezî gibi. La a'budu burada da amel etmiyor, etkisi yok. Anlam üzerinde var. E, Harika üzerinde yok. La teclis huna. Burada nehidir arkadaşlar. Buraya oturma diyor. La yeclisu hune ahadun. Buraya kimse oturmuyor. Bak onunla bunun farkını görüyoruz. Bu normal cümleyi olumsuz yaptı. Herhangi bir irab yok. Hel fehimtel meselete. Meseleyi anladın mı? La. Burada cevap olan la ile karşılaş, karşı, karşı, karşıya. Karşı. Tamam arkadaşlar yapacağımız alıştırmada bu kadarmış. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için ya da dinlediğiniz için.